Ben sana 100 kere demedim mi? Şu bahçede dolanmayacaksın. Şuradan dışarı çıkmayacaksın diye. Niye dolanıp duruyorsun ortalıkta? Ben anlamıyorum ki. Allah Allah, bir hava almaya çıktık. Ne var yani? Hava alma. Niye almayayım? İnsanım kardeşim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zehra Hanım. Misafiriniz var herhalde. Evet, misafirim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Zehra nerede kaldı? En son müştemilatın önünde imamla konuşurken gördüm. İmamla. Halicim malum artık bir imamımız var. Neşide Hanım. İmamı da yemeğe davet edelim. Aa, bir bu eksikti. Aile yemeğinde imamın ne işi var anlamıyorum. Bir tepsi hazırlayın götürün. Neşide Hanım. Duymadınız galiba. İmamı da yemeğe davet edelim dedim. Ne bekliyorsunuz? Peki efendim. Babacığım, siz bilirsiniz ama yani böyle aile yemeğimize yabancıları davet etmek böyle biraz tuhaf olmuyor mu? Tabii yine siz bilirsiniz. Dedeciğim Zehra, geldim. Nerede kaldın kızım? Dedeciğim çok işim vardı. Trafik çok yoğundu. Üzerimi değiştirip geldim. Özür dilerim. Zehra. Efendim. Dedem müştemilattaki imamı yemeğe davet etti. Dedeciğim harikasın. Misafir de vardı. Öyle mi? Neşide Hanım, imamın misafirini de yemeğe davet edelim. Baş üstüne efendim. Şehnaz, gel gel. Buyurun. Afiyet olsun. Evet kardeşim, bekar evimizin tavşan kanı çayları hayırlı uğurlu olsun. Ne bekar evimiz deyip duruyorsun Şevket? Bir gece kalıp gideceksin şuradan. İyice sahiplendin buraya ha. Sen niye sürekli böyle söylüyorsun? Aşk olsun bak, kalbimi kırıyorsun ya. Yalnız başına ne yapacaksın burada? Sana bir dert ortağı lazım, dertleşecek biri lazım. Dert ortağı. Ve sen? Senden ortak mortak olmaz oğlum. Sen olsan olsan adama dert olursun yani. Zaten bir ton dert var başımda. Bir dur ya. Komiser Ünsal zaten deli gibi beni arıyordur her yerde. Ondan saklanacağız diye böyle hocalık yapmaya başladık. Öf. O değil de küçükken şu Kur'an kursuna gitseydim iyiymiş be. Duaları öğrenirdim en azından. Sahte imam olduğum ortaya çıkacak diye ödüm karışıyor valla. Zor değil mi kardeşim? Zor tabii. Ulan bütün ömür boyunca kılmadığın namazı şu iki günde kıldın ha. Bu abdesti mabdesti zor değil mi? Soğuk. Sabahları su da soğuk. Üf. Sanki harbiden abdest alıp camiye gidiyormuş gibi de hava atmıyor musun şurada? Manyak manyak konuşma oğlum. Abdest almadan namaz mı kılınır? Namaz ciddi bir iştir yani. Allah çarpar oğlum adamı. Sen benim namazımı falan sorgulamayı bırak ya. Sen ne oldu bıraktın mı şu kumar illetini ha? Ne kumarı ya? Ben tövbe ettim kardeşim, kumara bilmiyor musun sen? Kes lan kes. Senin tövbenden ne çıkar bilmiyor muyum ben? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ekrem Bey sizi yemeğe bekliyor. Tamam geliyor, geliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için de teşekkür ederim ailece. Şeref verdiniz. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun efendim. Sağ olun. Yok ben dayanamayacağım artık. Gidin. Efendim eğer biz rahatsızlık verdiysek gidebiliriz.
Estağfurullah hoca efendi. Siz benim misafirimsiniz. Ekrem Bey, yani bu jestinize gerek yoktu ama... Rica ederim. Buyurun, afiyet olsun. Pardon, hemen geliyorum. Efendim, ne zaman? Neredesin, bahçede misin? Evet. Ama sen gelmeyince mecbur kaldım. Ne işin var burada? Ne işin var burada? Seni almaya geldim. İş şartla gelirim. Dedemden özür dileyeceksin. Hem de hemen şimdi. Ekrem Bey. Buyurun. Nazik davetiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cömertliğiniz ve tevazuunuz insana insan olduğu için değer verdiğinizin bir göstergesi yani. İnsan, insan olduğu için değerlidir. Mal, mülk, üzerine giymiş olduğu güzel kıyafetler onun değerini arttırmaz efendim. Hadi buyurun, afiyet olsun. Hayda. Ya niye özür dileyecekmişim? Ne yaptım ben ona? Zehra'nın doğum gününde yaptığımı unuttun mu? Ya karıcığım, durmadan bunu başıma kakacak mısın? Ya işim vardı biliyorsun. Bitti mi işin? Yakaladın mı o kertenkele denen adamı? Yok, yakalamadım ama yakalayacağım. E yakala o zaman, ne duruyorsun? Hali, karıcığım lütfen. Bak Ünsal, beni çok iyi dinle. Sen bu adamı yakalamadan bu takıntıdan kurtulamayacaksın. Ben bunu anladım. Ve ben senin bu takıntından çok sıkıldım ve tahammülüm yok artık. Git o kertenkeleyi yakala, sonra gel beni buradan al, tamam mı? Hali, karıcığım. Efendim, Mevlana'nın dediği gibi, nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Tekrar teşekkür ederim efendim. Şerefler deniz. Estağfurullah, o şeref bize ait. Ziyade olsun. Çok sağ ol bey baba.